Dostlar selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte masamda görmüş olduğunuz bu iki tane tütün doldurma makinesini tahmir etmeye çalışacağız. Makinaların birinin sanırsam buradaki debriyajı bozulmuştu. Diğerinin de şu beyaz demir var dostlarım. Burada makaronu takıyoruz içeriye. Şu an elimde tütün ve makaron olmadığı için gösteremeyeceğim. Makaronu tutan bu beyaz demir bozulmuştu. Olmadı, iki makineyi birleştirerek bir tane makine yapacağız ya da ikisini ayrı ayrı şeklinde tamir etmeye çalışacağız. Öncelikle bu beyaz demiri bozuk olan makineyi tamir etmeye çalışacağım dostlar. Makineyi önce bir sizlerle beraber test edeceğiz dostlarım. Bakalım bunun arızası neymiş? Sanırsam bu makaron tutan beyaz demir var şurada. Bu arızalanmıştı diye biliyorum ama yine de test edelim. Enerjiyi verdim. Bakalım. Evet, bakın. Kaldırdığımda makaronu takmak için buradaki beyaz demir, yani makaronu sıkıştıran demir çalışmıyor. Bakın, debriyajı indiriyorum. Tütünü ittirdi ama buradaki beyaz demir çalışmadığı için makaronu takamayacağım. Şimdi makinamızın içerisini sökelim. Makinamızı sökelim. Arkasını çevirdim. Altta normalde şuralarda vidaları var ancak benden önce bu makineyi söktükleri için şu an hiçbir türlü vida yok. Dediğim gibi sökülmüş bir makine olduğu için buralara da vidalar sabitlememişler. Bunları toplarken biz sabitleyeceğiz dostlar. Şurada bir hızar motoru var. Burada güç ünitesi var. Burada da kontrol kartı var. Bunları tek tek söküp ayıralım ve bu debriyajın buradaki plastik aksam ile bağlantısını bulmaya çalışalım. Burada sökerken hangi kabloyu nereden söktüğünüze dikkat edin arkadaşlar. Zaten kontrol kartını yerine koyduğumda kablolar muhtemelen büklümlerinden dolayı aynı yerlerine gelecektir. Ancak yerlerine gelmezseler bunlara dikkat edin. Veya bakın, bu kontrol kartını sökmesem de sorun olmaz. Şöyle kenarda durdurabilirim. Ancak karşı alacağını düşünürseniz bunu da sökünüz derim. Güç kaynağını söküyorum. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Plastik izolasyonu kaldıralım. Motorun sağında solunda iki adet vida var dostlarım. Bunları sökerek şu üst demiri de çıkartacağım. Bakalım. Sanırsam bu vidaları söken arkadaşlar vidaların ağzını yalama yaptırmışlar. Bu tornavidayla bakalım. İnşallah sökebilirim diyecektim ama çok zor. Buna bir yöntem bulup bunları sökeyim. Arkadaşlar sizlere yaklaştırayım da göstereyim vidaları. Bakın, bir tanesi şöyle tornavidayla göstereyim. Bu. Diğeri de bu arkadaşlar. Bunları tornavida yardımıyla çıkartamadım bildiğiniz gibi. Ben de hemen şarj matkabının ucuna bir tane akıllı vida taktım arkadaşlar. Akıllı vida ile delip geçeceğim arkadaşlar karşıya kadar. Daha sonra aynı ebatlarda vida ile tutturma işlemimizi yaparız. Hemen. Evet, bunu da kırdık arkadaşlar böylelikle. Bakın, biraz yakına aldım ve açısında çok ufak değiştirdim ki sizler daha rahat görün diye dostlarım. Bakın şimdi buradaki şurada görmüş olduğunuz plastik makaron tutucu aparatı dostlar. Bakın ne yönetiyor. Burada bir zımbırtı var. Bakın bir dil var arkadaşlar. Bu dil şu beyaz mil ile bağlı arkadaşlar, yayı var. Bu mil kırıldığı için bu makaron tutucu çalışmıyor. Hemen şuradan söküyorum demiri. Plastiği de çıkartalım. Evet, bakın arkadaşlar, kırılan parça bu. Şu plastik kırılmış. Buradan devam ediyor. Şu kısmı da sökersem buraya da erişim sağlayabilirim.
Şu demiri sökeceğim. 3 adet vidası var. Şöyle sizler daha iyi görün. Uzun tornavidayı aldım ki görüş açınız bozulmasın diye dostlarım. Birinci vidayı söktüm. Hatta şöyle çevireyim. Bir tane de burada var. Üçüncü vidamız. Tornavidamı koyuyorum. Şimdi bu demir parçasını çıkartacağım. Bu plastik aksam var dostlar burada. Muhtemelen bu full çıkıyordur. Bakalım. Kırmadan. Şöyle esneterek yavaşça debriyajı içeri atalım. Attık içeri. Evet. Bunu da çıkarttım. Bizim işimiz bu plastik aparatta dostlar. Şimdi bu plastik aparatı da sökeceğim. Muhtemelen şöyle yapsam çıkar. Yayı, bakın yayı şuraya sabitlenmiş. Haberiniz olsun. İyice hop böyle yaparsam. Biraz da buradan itersem. Evet. Yapacağım işlem. Bu iki ucu netleyeyim. Bakın bunu buraya sabitlemeye çalışacağım. Bakalım şöyle. Japonla yapıştırmayla olmaz arkadaşlar. Buradan buraya demir parçası bir şey atmam gerekiyor. Bakalım şimdi burada işlem yaparken bu yay bize karşı alacağı için biraz şuradan zilteli alacağım. Yayı zilteliyle sabitlemeye çalışacağım belli bir noktalara. Yaya bir parça zilteli geçirdim. Çalışırken karşı almaması için şuraya sarıyorum. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Çünkü bu yay elime sürekli karşı alacaktı çalışırken. Bunu buraya tutturacağız. Eski havyam var arkadaşlar. Eski havyamı şu an ısıtıyorum. Buraya böyle dirençlerim var. Direnç bacakları ile sabitleme işlemi yapmaya çalışacağım. Şöyle bunu yerine koyarız. Şuradan bir parça, içeriye doğru bir parça. Bir de şöyle bir parça atarsam, yani 3 adet parça atarsam muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Denemekte fayda var bildiğiniz gibi. Doğrudan çöpe atmanın hiçbir şey mantığı yok. Bunu Japonla yapıştırırsak muhtemelen yarın yine bozulacaktır. Ondan dolayı bunu Japonla yapıştırmanın bir mantığı yok. Evet. Yapacağım iş arkadaşlar. Koydum buraya önce. Şu demir parçasını. Umarım görünüyordur. Şuradan geçireyim. Tam ortaya gelecek biçimde. Tamam. Şimdi bunu önce bir havyamla şöyle tam ortalayayım bunu. Bunun içine yedireceğim. Havyamın ucu sıcak şekilde. Bakalım. Havyanın ucu da iyice gitmiş zaten. Kırılmış. Öyle yedireceğim içerisine. Aynı şekilde bu plastik parçasının da içerisine yedireceğim. Yani karşılığının. Bunun düz olması önemli. Şu an tam ucu ucuna geldi diye düşünüyorum. Daha sonra buna da aynı şekilde yedireceğiz bunu. Havyanın ucu biraz sallandığı için çok fazla rahat işlem yapamıyorum. Ucu kırılmış herhalde bunun da. Şöyle iyice yedireyim içeriye demiri. Evet, şöyle çok yukarıda kalmasın. Tamam. Yani tam yerine oturması önemli burada. Şu içeriye de iyice yedirelim. Ki yani ileriye dönük çıkmalar olmasın. Zaten halen kenarlardan da atacağım saplamalar. Üstten aşağı vesaire. Atacağım. Bu şekilde olur. Yani diğer türlü yapıştırma sistemiyle çok fazla sağlıklı olacağını zannetmiyorum açıkçası ben. Daha önce Japonla yapıştırılmış sanırsam da. Yine kopar arkadaşlar. Yani Japon yapıştırıcısı yine kopartır bunu. Yani yarın yine kopar. Şimdi buradan böyle bir kuşak dağıtacağım. Tam şöyle. Şu üstten gelip hop aşağı doğru bir kuşak dağıtayım.
Çünkü şu an ileri geri gitmez ama kuşak atarsam iyice tut. U şeklinde bir demir yaptım az önce. Buraya şu şekilde yerleştireceğim. Aynı şekilde bunu da ısıtıp plastiğin içerisine geçirmeye çalışacağım. Bakalım. Görüyor musunuz? Netleyelim hemen. Evet. Öyle böyle de sıcak değil yani, bayağı sıcak. Hemen diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Ben şöyle yere koyayım. Çünkü sıcak ve bu havyanın ucu da biraz sallandığı için çok fazla iyi işlem yapamıyorum şu an. Bakın havyanın ucu nasıl sallanıyor. Şöyle şuraya sabitleyelim iyiceğine. Hemen. Ay biraz uğraştırdı ama arkadaşlar bakın. Bu şekilde herhalde sabit oldu, iş görür. Şimdi makineyi toplayıp bakalım. Olursa olacak. Olmasa da başka bir yöntem deneriz. Şimdi böyle takılıyordu bu aparat. Toplamaya başlayalım. Taktım. Şimdi bu işlemini kapatalım şu an. 1, 2, 3 adet vidası var. Masa sana getiriyorum. Daha sonra şu köşeye önce bu plastik aparatı koyuyorum. Bakın şuraya. Şu köşeye. Üzerine demiri. Vidası da üzerinde kalmış. Ve bir adet de vidası var. Vidasını da tutturayım. Evet. Bunu da sabitledim. Sırada debriyajın ayağı var. Bakın. Bir tarafını buraya, diğer tarafını da şuraya takıyorum. Bakalım çalışıyor mu şimdi? Evet şu an çalışıyor. Bunun da bir tane vidası var. Şapkalı bir vidaydı. Şöyle. Yalnız bunu şuraya tutturayım ki biraz yalama yaptırmışlar vidanın kafasını. İyice bozmayalım. Şöyle sıkıyorum. Biraz sıkalım. Evet tamamdır. Bakın şu an debriyajda çaldım. Sırada motor yerleştirmeye geldi dostlar. Hemen şöyle motorumu koyayım. Evet motor yerleştirdik. 2 adet vidası var. Bu vidaları az önce patlatmıştım. Ben farklı vidalar yerleştireceğim. Birini buraya, diğerini de şuraya. Motorumu da yerleştirdim. Bakalım debriyajı çektiğimde plastik aksam hareket edecek mi makaronun? Evet dostlar. Debriyajı tamamen çektiğimizde bakın şu an beyaz plastik makaron tutucu hareket ediyor. Oldu. Şimdi de anahtarını ve güç giriş kısmını yerleştiriyorum. Bunun bağlantısı şu kenara olacaktı. Şimdi de güç kartımı ve kontrol kartımı yerleştireceğim. Önce plastik aparatı yerleştiriyorum altındaki izolasyon sağlansın diye. Daha sonra güç kartımı yerleştirdim. Burada vidalar yoktu arkadaşlar. Ben birkaç tane vida buldum. Onlarla sıkıştırmaya çalışacağım. Bakalım. İnşallah olur. Bari bunun soketini şimdiden takayım. Soketi taktım. Şimdi kontrol ünitemi aldım elime. Şuraya bir tane soketi var. Bir tane üçlü soket var. Ve burada da dörtlü var. Bunu da takayım. Son olarak güç ünitemden enerji aktarım hattı var. Onu da takıyorum. Bu da buraya yerleşecek. Kontrol kartıma bir tane vida tutturayım. Evet. Bu da sabitlendi. Motorumu kontrol kartımın üzerinde yerleştiriyorum. Böylelikle toplama işlemim tamam. Şimdi üst kapağını kapatayım. Buna vida bulacağım artık. Üst kapağımızı kapattık. Evet. Bakalım şimdi burada debriyajı çektiğimde evet makaron ayağı oynuyor. Şimdi buna bir enerji verelim.
Masam çok kirlendi artık, kusura bakmayın. Enerjisini bağladım, açıyorum. Açtım, evet. Evet, makaronumu yerleştirdim, tütün geldi. Evet, bakın arkadaşlar. Şu an. Evet. Böylelikle bu makineyi tamir etmiş olduk. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte bu tütün doldurma makinesini tamir ettik arkadaşlar. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda bunu tamir edeceğim. Bunun da debriyajı bozuk. İkisini tek videoda yapmak istemedim. Çünkü çok uzun olacaktı arkadaşlar video. Bundan dolayı bunu da bir sonraki videoya ekleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.